yapıyoruz arkadaşlar? Brownie yapıyoruz bugün. Şöyle dışı böyle çatlak çatlak, içi nemli nemli, bol çikolatalı nefis bir brownie yapacağız. Malzemelerimiz neler? Şöyle bir sıralayalım. 3 yumurtamız var. Evet. Başka neyimiz var arkadaşlar? 200 gram bitter küvertür çikolatamız var. 110 gram tereyağımız var. Evet. Bir de bir su bardağı şekerimiz, yarım su bardağı da esmer şekerimiz var. Yarım su bardağı un, bir yemek kaşığı dolusu da kakaomuz var arkadaşlar. Kalıbımızı ayarladık. 23 santime 23 santim ebatında kare kalıp arkadaşlar. Bu ebatlardaki herhangi bir kalıpta yapabilirsiniz. Yağlı kağıdımızı bu şekilde yerleştirdik. Şöyle göstereyim. Bakın köşelerini kestik ki tam otursun. Evet. Çikolatamız var. Burada da şöyle 110 gram tereyağımız var. Ne yapıyoruz? Bunu şimdi ben mari usulü ya da mikrodalgada, evet, mikrodalgada eritiyoruz. Tamam mı? Öğretmenim kızar okuyorsa. Evet. Şimdi çıkaralım. Çikolata tüm tüm kalmıştır ama siz hala eritmeye devam ederseniz çikolatayı yakarsınız. Çıkarın, bu şekilde güzelce karıştırın. Evet. İyice karıştıralım. Evet, 3 yumurtamız var. Ne yapıyoruz? Şimdi şöyle bir şimdi tuz ekleyip yumurtamızı kırmaya başlıyoruz. Evet, şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada esmer şekerimiz ve normal şekerimiz var. Evet. Şimdi artık kuru malzemelerimizi ekleyebiliriz. Evet, onu da dök. Evet, şimdi arkadaşlar unumuzu ve kakaomuzu da ne yapıyoruz? Eleyerek ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Şöyle kakaomuzu güzelce. Bakın gördünüz mü? Elemesem o kakao böyle taş gibi ortada kalıcı. Heh. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Arkadaşlar çok fazla çırpmıyoruz. Amacımız sadece azıcık karıştırmak. Fırını ısıtalım. Hocam içine kiraz ya da şey, vişne koyacağız. Vişneleri alıp koyacağız. Olur olur, her şey fındık, bir şey istediğinizi koyabilirsiniz. Bu artık opsiyonel. Ondan sonrası size kalmış. Evet, şöyle güzelce yapıştırdık arkadaşlar. Bakın, brownie'mizi kalıbımıza döküyoruz. Hadi bakalım. Evet, spatula getirin. Güzelce sıyıralım. Evet.
dondurulmuş meyvelerimiz var. Ne yapıyoruz? Dondurulmuş meyvemizi böyle nişastaya buluyoruz ki ne oluyor o zaman? Suyumuz salmıyor nişastaya buladığınızda. Böyle kekinizin içi sulu sulu olmasın diye bunu yapın. Böyle değirmen karabiberimiz var. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Böyle her dilime biraz gelecek şekilde karabiber serpiştiriyorum, tamam mı arkadaşlar? Değirmen olsun, toz olmasın. Hocam bunu karıştırma aşamasında da yapabilir. Evet, karıştırma aşamasında yapın zaten aslında. Kürdan alayım kızlar bir tane. Şöyle güzelce karıştıralım. Şimdi kızlar şöyle de ne yapıyoruz? Evet. Bakın meyvelerimiz var. Atıyoruz. Evet. Tamam mı? Şimdi de çikolatalarımızı atalım içerisine. Zaten piştikçe batacak arkadaşlar. Çok fazla bastırmayın. Kullanacaksınız. Biminkini de, Ülker'inkini de üzerine yerleştir. Evet, şöyle gösterelim arkadaşlar. Ne yapacağız? Çekimleri. Kimimiz doğuracağım sizi? Yok. Olabilir. Fırına verelim. YouTube'da meşhur olacaksın. Biliyorum değil mi? Hadi bakalım. Kapatalım. Evet. Ondan sonra da yok. Nasıl güzel görünüm olmuş, nerelere de doğru